aslında. Devam edeceğiz. Bu şekilde meclise gittik. Mecliste Karl Marx da gündeme geldi. Ve bilimsel sosyalizmin kurucusundan bahsediyoruz. Yani Karl Marx dünyanın önemli simalarından bir tanesi. Şimdi CHP. Bugün seçimden sonra bir soru size. Seçimden sonra en çok konuştuğunuz lider kim? En çok konuşulan parti kim? Bakın iki soru sordum. Evet, birçok yerden CHP diyorsunuz. Birçok yerden Özgür Özel diyorsunuz. Evet, doğru söylüyorsunuz. Gerçekten son bir aydır, bir aydan fazla bir süredir Özgür Özel'in ismi konuşuluyor. Peki Özgür Özel bugün meclis kürsüsünde ne dedi? Çok önemli cümleler kurdu. Bence en önemli cümlelerinden bir tanesi. Kendisine de bir mesajdı. Kendisi üstünden adaylığımı dayatmam cümlesi hem kendisini ilgilendiriyordu, bağlıyordu hem de hem geçmişe hem de geleceğe aslında mesaj gönderiyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak kendi adaylığımı dayatmak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi bir fırsatı kaçırmasını sağlamak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin birilerinin tükenmekte olan iktidarına fırsat vermek gibi bir hata yapmayacağımdan herkes emin olsun. Vakti geldiğinde kendi adaylığını dayatmayacağını söyledi Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özel. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin adayının kim olacağı üzerinden açığa çıkan tartışmalara dair net konuştu. Buradan gelecek seçim için şimdiden aday tartışmaları başlatmanın CHP'nin ivmesini düşürmek, gücünü azaltmak, ona çelme çakmaktan başka bir gayreti yoktur. Tartışmanın kimseye faydası yok dedi. Aday tartışması dostumuz tarafından iyi niyetle yapılsa da bazı kötü niyetliler tarafından kışkırtılmaya çalışsa da hiçbirimize faydası olmayan bir tartışmadır. Hür ve müstakil seçime girme kararının ardından İYİ Parti ile yollarını ayıran Bahadır Erdem CHP saflarına katıldı. Çok mutluyum Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye'nin şu anda birinci partisi haline gelmiş olan Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir neferi olduğum için çok mutluyum. CHP lideri seçim sonrası Nisan'da yapılan anketlere de değindi. İkinci partiyle aralarındaki farkın 5 puandan fazla olduğunu söyledi. Kimi anket firması %37'yi teyit ederken kimi %35 ölçmüş. Daha düşüğü yok. İkinci partiyle aramızdaki farkı 8 puan ölçen de var, 5 puan ölçen de var. Daha azı yok. Bu önemli. Seçimin üstünden bakın. Bir aydan fazla süre geçti. Aşağı yukarı 37 gün geçti. Ve belli ki Özgür Özel seçim anketleri yaptırıyor. Yani bilimsel çalışmalar içerisinde veya anketleri önemsiyor. Ve bir aylık süre içerisinde birinci parti. Yine birinci parti olarak duruyor. Peki Twitter'daki o soruyu hatırlatayım bir kez daha. Özgür Özel'i nasıl buluyorsunuz diye bir soru sordum. CHP lideri Özgür Özel'in seçim sonrası performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Başkanlar hakim değil, şaşırtıcı derece iyi. Gündem oluşturuyor, havaya girmez umarım diye seçenekler var. Lütfen kafanızdaki seçenek hangisine uyuyorsa ona cevap verirseniz sevinirim. Ve devam ediyoruz. Hangisiyle devam ediyoruz?